Değerli muhtarlarımız, STK başkanlarımız, il tarım müdürümüz, ilçe tarım müdürümüz, çok değerli protokol, çok değerli terzanlar, çok değerli çevre kölerden gelen misafirlerimiz, hepiniz beldemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben öncelikle bu programı beldemizde düzenleyen il tarım müdürlüğüne, ilçe tarım müdürümüze teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bu bağlam ayında küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği yaşadık. Bu iklim değişikliğini biz de fiziksel olarak hissetmeye başladık. Terzan'ın alt tarafından geçen derin ilk defa, tarihinde ilk defa taşkın oluşturdu. Tarım arazilerine, ticaret alanına zarar verdi. Bu zarar gören tarım arazileri, ilçe tarımımızla beraber hasar tespiti yapıldı. Bugün de bunlarla ilgili bu mağduriyetlerin giderilmesi için buğday üretimi yapılacaktır. Ben il tarım müdürüne, ilçe tarım müdürüne, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu mağduriyetlerin giderilmesine ayrıca bizlere katkısı olan Sayın Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan'a, yine Sayın Milletvekili Jülde İskenderoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz demek ve konuşmalarını yapmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Erdem Karadağ'ı davet ediyorum. Sayın Milletvekili, değerli belediye başkanı, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilciler, başkanları, muhtarlarımız, çok kıymetli üreticilerimiz, siyasi partilerin çok değerli temsilciler, başkanları, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, 21 Haziran 2018 yılında burada istemediğimiz bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Ve bu sel felaketi neticesinde inanın ki o felaketin yaşandığı hemen bir saat sonrasında ben buradaki çift köyündeki personelim, arkadaşlar olay yerine intikal ettiler. Ve inanın ki habercilerden daha önce bizlere fotoğrafları, videoları göndermeye başladılar. Hemen akabinde bir gün sonra Sayın Milletvekilimiz Bülent Turan Bey buraya gelmiş ve burada beni aradı. Dedi ki ya Sayın Müdür Bey dedi, burada bu şeyleri biliyor musunuz falan? Elbette ki dedi. Bizim arkadaşlarımız olayın olmasından bir saat sonrasında olay yerindeydiler ve fotoğraflar, videoları haberlerden daha erken bizlere ulaştırdılar. Ben de dedim ki bir gün sonra kendim de gidip burada gerekli tetkikleri yapıp çiftçilerimizin varsa işte mağduriyetlerini veya isteklerini dinleyip ona göre dedim size bildireceğim. Ve ertesi günler ben yaptım ya, bilirsiniz birçoğunuzla görüştük zaten. Burada arkadaşlarımızla birlikte uzun bir çalışma yaptık. Belediye başkanlarımız, muhtarlarımız. Burada 6 köy vardı tabii. Bu 6 köy, Küçükbaşa, Süleyköy, Tevzihan, Çakırköy, Burmaköy ve Karakoca. Bu köylerimizde bir bir hepsini gezdik. Ve zarar gören çiftçilerimizin arazilerinin tespitlerini yaptık. Ürünlerinin tespitlerini yaptık. Netice itibariyle kendilerine bir söz verdik. Biz elimizden geldiği kadar tabii ki bu zararın tamamını ödemek gibi bir şansımız yok. Çünkü tarım sigortası denen bir şey var. Eğer tarım sigortasına kaydınızı, başvurunuzu yapmışsanız burada sıkıntı yok. Ama bunun dışında biz de şu anda sigortanız olmadığı halde sizlere elimizden geldiği kadar yardım yapacağız dedik. Ve bu konuyu biz Bülent Turan Bey'e de intikal ettirdik. Sağ olsunlar bir çalışma yaptık. Az da olsa sizlere böyle mağduriyetten tamamen kurtarmasa bile karınca kararınca sizlere bu sene inşallah zarar gören bu özellikle buğday ekilişi yapılan arazilerde 84 çiftçimize 1250 dekarlık bir alanda yine bu ekimlerini yapabilmeleri için 31 ton sertifikalı buğday tohumu aldık.
Yağmur yağmasaydı dışarıda gördüğünüz traktörlerle dağıtımını yapacaktık ama yağmur yağacağı için biz gönderdik. Sadece temsili olarak şurada bir kabinet var, kapalı araç var. Orada inşallah biraz sonra, programdan sonra bir temsili bir dağıtım yapacağız. Yine 11 adet seramız zarar görmüştü. İnşallah bu zarar veren seralarımızın da naylonlarının tedarikini yaptık. Bunların da naylonlarını önümüzdeki haftalar içerisinde vereceğiz. Bunun yanında yine 34 üreticimizin 850 dekar civarında bir sebze bahçelerinin zarar gördüğünü tespit ettik. Şu anda onlar için herhangi bir alıntılama yapmak söz konusu değil zaten. Çünkü fide falan alınması gerekiyor. Fide zamanı yani 2019 yılının ilk başlarında inşallah bu sebze zararı olan üreticilerimize de fidelerini alıp bir nebze de olsa faydamız olsun diye kendilerine takdir edeceğiz. Yine bizim başka bir projemiz daha var. Tırnova dediğimiz süt otu projesi. Biz bunu Çanakkale'de son 2 senedir yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu seneler her ilçemize 500-600 kilogram civarında bir tırnova tohumu dağıtımı yaptık. Ama bu tabii ki yetmez. Sen hareketi yaşayan buradaki çiftçilerimize, bu 5 veya 6 köyümüze de ayrıca bir 500 kilogram daha tırnova tohumunu inşallah dağıtacağız. Onu da buradan müjdesini vereyim ben. Tabii bugün burada toplamamızın diğer bir sebebi de Türkiye'de hiçbir şekilde olmayan, Türkiye'de hiçbir ilde uygulanmayan çiftçi ailelerinin eğitimi ve arkasından da bir yarışma programı. Bu sadece bizim ilimizde geçen yılda beri uyguladığımız bir proje. Ve her geçen günde büyük bir övgü, büyük bir takdire şayan olduğunu görüyoruz. Çünkü geri dönüşler çok çok güzel oluyor. Netice itibariyle burada verdiğimiz eğitimin sonunda eğitimle ilgili 10'ar tane soru soruyoruz, 10 soru soruyoruz. 10 soru içerisinde çok basit, öyle korkmanıza, çekinmenize hiçbir şekilde gerek yok. Bu sorulardan cevaplar alıyoruz. Katılımcı ailelerimize de ufak tefek hediyelerimiz oluyor. Dediğim gibi çok böyle sizlere eğitici, sizlere yön verici inşallah birkaç konu üzerinde sunumlar yapacağım. Arkasından da bu yarışmayı düzenleyeceğiz. Ben tekrar hepinize bu yarışmaya, bu programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. Özellikle de bu paranın tedarik edilmesinde bizlere büyük destek veren hem Bülent Kur'an Bey hem de Cüneyde Hanım'a huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ama kendilerinden biraz daha istirham var. Eğer ki bundan sonra bu alanda ki burada zarar gören bir buradaki çiftçilerimiz küçük çiftçi yani büyük çiftçi yok burada. Bu anlamdaki çiftçilerimize biraz daha böyle pozitif ayrımcılık yapsınlar diye kendilerine rica ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Cüneyt İskenderoğlu'nu arz ediyorum. Değerli muhtarlarım, il başkan vekilim, katı konuları il başkanım, ilçe başkanlarım, çok değerli siyasi parti temsilcileri, değerli arkadaşlarım, basınımızın üzerinde temsilcileri, terzi alanının çok değerli hanımefendileri ve beyefendileri, öncelikle bugün sizlerle bu akşam burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bu programa hoş geldiniz, şeref verdiniz. Önce bir gün unutacağım da kalbimi kıracağım diye insanlar biraz daha nazik davranıyoruz sanırım bu konuda. Eğer birimiz unutuyorsam hakkınızı helal edin. Öncelikle çok değerli belediye başkanımıza bu güzel salon için teşekkür etmek istiyorum. Değerli terzi alan hemşehrilerim. Bir alkışak etmiyor bu salon için. Belediye başkanım. Terzi alanlı canlı hemşehrilerimiz bizim her şeyin en güzelini en iyisini hak ediyorlar. İnşallah bu dönem çok daha güzel hizmetlerle onların emin
birlikte olacağız. Bu programı yapan çok değerli il müdürümüze, özellikle çiftçi hanımları ve beyleri yarıştıran mı diyeyim sayın müdürüm? Eğitim veren diyeyim. Bu eğitimi veren ve güzel tatlı bir heyecana aslında bir sınava tabi tutan değerli il müdürümüze teşekkür etmek istiyorum. Tabii tarım personelimize de, tarım ve orman personelimize de. Çünkü sizler için Ankara'da yapılan işleri buraya nasıl yansıttıklarını, gece gündüz nasıl çalıştıklarını ben çok net biliyorum. Ayrıca sizin taleplerinizi bize biraz önce kürsülerde yaptığı gibi il müdürümüz her zaman iletiyor. Biz çok değerli bir başkan vekili Bülent Turan'la birlikte şunun sözünü vermiştik seçimlerden önce. Hep geldiğimizde biz bu milletin bize oy verse de vermese de hizmetkar olacağız demiştik. Bugün evet müdürüm, yapabileceğimiz ne varsa terzi alan mevçelerimizin de bize oy verse de vermese de hizmetkarız. İstekli neyse emirleriyle inşallah. Ankara'da son anda kadar çalışacağız. Bu sözü veriyorum. Çiftçi ailelerin tarımsal eğitimi ve bilgi yarışması. Bu güzel projede yeni yapılan işleri tarımda, aslında hayvancılıkta, süt ve su ürünlerinde yapılan yenilikleri öğreten çok değerli tarım teşkilatımız. Amacımız da çiftçilerimize güncellenen her şeyi öğretmek. Bizim görevimiz Türkiye'nin neresinde ne varsa terzi alanda da onun olmasını sağlamak. Bu bağlamda Ezine bölgesine yapılan ama aslında bütün Çanakkale'nin tarımını etkileyen bir kızar alma seviyesi yapıyoruz. Belki duydunuz, belki duymadınız. Bugün burada üretilen domatesten biberi, lapsekinin şeftalisinden kirazına, bugün Yeniçeri'nin topyeriberine, çileğine, bütün ürünleri o bölgede entegre tesislerde paketleyeceğimiz, et ürünlerimizi tekrar markalaştıracağımız ve ihracatı açacağımız çok büyük 91 tane fabrika yapıyoruz Çanakkale için. Aslında ben bu projeyi anlatırken bile ayrı heyecanlanıyorum. Çünkü 8 bin kişinin istihdam edeceği gelen misafirlerimiz de nakliyesinden paketlemesine yaklaşık 30-40 bin kişinin istihdam alanı oluşturacağı bir dev projede inşallah önümüzdeki ay temelleri atıyoruz. Altyapı sorunumuz, kamulaştırmalarımız bitti. 2019-2020 başında en geç dumanları tutmaya başlayacak. İnşallah çok değerli sizlerin, hemşehrilerimizin, çiftçi kardeşlerimiz ürettiği ürünler markalaşarak hak ettiği değeri bularak yurt dışına satılacak. Çünkü biliyoruz ki Çanakkale bir medeniyet, Çanakkale şehirlerin kanıyla toplanmış bir toprak parçası değil, bir vatan toprağı. Çanakkale'de her şeyin en güzeline, en iyisini hak ediyorsunuz derken siz değerli şehit torunlarına, şehit evlatlarına şunu söylemek istiyoruz. Bizim ürettiğimiz ürünler dünyanın en kaliteli ürünleri. Bugün Troya Müzesi ile birlikte geçenlerde bunu yaşadık. Troya Müzesi'ni gezerken Rus bir gazeteciyle karşılaştık. Ona şunu söyledim. Bu bölgede üretilen domates sizin arada siyaset yüzünden durum kıvırıp dağılmak istemediğiniz Troya bölgesinin domatesi ve aslında dünyanın en kaliteli domatesi. O zaman şöyle bir şey hayal ettim. Yurt dışına giden orada hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın oldukları bilirler. Paketlenmiş ürünler vardır. Böyle iki tane, üç tane domates satarlar. Şunu hayal ettim. Üzerinde Çanakkale damgası olan bu Troya topraklarında, Çanakkale topraklarında yetişen domatesler burada satılmaktadır yazılı bir ambiyona ihtiyacımız var. İnşallah hep beraber bunu başaracağız. Bizim bütün çalışmalarımız bu yönde olacak. Sizin ürettiğiniz ürünleri daha kaliteli, daha fazla miktara
daha iyi kalitelik üretmenizi ve daha pahalı fiyata satmanızı sağlayacağız inşallah. Çünkü bu bağlamda da Tarım Bakanlığımızın aslında pazarlama bölümünü daha aktif çalışmasına ihtiyacı var. Çünkü bizim çiftçimiz en iyisini üretiyor ama pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz. Bu 15. programımız değil mi Sayın Müdürüm? 1692 üreticimiz katılmış daha önce. Ben öncelikle 21 Haziran 2018'de Küçükbaşı, Süleköy, Terzihalan, Çakırköy, Bunlıköy, Karakoca'da yaşanan sel felaketini tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun demek istiyorum. Burada 34 üreticimizin karnımız, domates, biberde 835 hektar alanı tahribi olmuş. 84 üreticimizin buğday ve arpada 1250 dekarı, 3 üreticimizin 65 dekar armutu, 8 üreticimizin 340 metrekare 11 adet serası zarar görmüş, 250 adet tavuk, 40 arı kovanı zarar görmüş. Zararı gidermek için Çanakkale İlaçlar İdaremizden bir miktar aktarım yaptık. Sana bir miktar daha aktarım ihtiyacımız var. O zaman buradan sözünü verelim. Sizi çok kolay yormayalım. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bu gece burada olduğunuzda ben sizi bir kez daha gördüğüm için çok mutlu oldum. Bilin ki Ankara'daki kardeşimiz sizler için gece gündüz çalışıyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Milletvekilimize teşekkür ediyorum. Değerli üreticiler, programa başlamadan önce sizlere kısaca eğitim yarışmamızın içeriğini anlatmak istiyorum. Bu akşamki eğitim konularımız tarım sigortaları 2018 uygulamaları, hayvan yetiştirme ve ek uçları ve kirlama yetiştiriciliği. Sizlere talepleri doğrultusunda belirlenen bu eğitim konuları içerisinden seçerek hazırladığımız 10 sorudan oluşan yarışmamızın sorularını ekrana yansıtarak sizlere okuyacağız. Sizlere dağıtmış olduğumuz cevap anahtarlarına A, B, C, D şeklindeki 4 seçenek içerisinden doğru cevabı işaretleyeceksiniz. Süre sonunda toplanan cevap anahtarları değerlendirilirken yarışma sorularımızı hep birlikte cevaplandıracağız. Yarışmaya katılan üreticilerimize ayrıca sürpriz hediyelerimiz olacak. Yarışmaya kimler katılabilir? Eğitime katılan, köyde yaşayan, 18 yaş üzeri, en az okur yazar, en fazla lise mezunu, işletmesi ÇKS Türk ve ya da ikisi birden kayıtlı, karı koca, anne çocuk, baba çocuk ve kardeşlerden oluşan iki kişilik çiftçi aileleri yarışmacı olabilecekler ve soruları birlikte cevaplandıracaklar. Yarışmanın birincisine hediyemizle birlikte merkezde yapılacak köylerin birincileri yarışmasına katılmaya hak kazanacaklar. Değerli üreticiler ve konuklar, program ve yarışmanın uygulamasını anlattıktan sonra ilk eğitim konumuz olan tarım sigortaları 2018 uygulamalarını kısaca sizlere ben anlatmak istiyorum. İsmim Özgür Uçar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapmaktayım. Neden tarım sigortası yaptırmalıyız? Tarımsal üretim, yoğun emek isteyen, meşakkatli, zor bir sektör ve üreticilerimizin müdahale edemediği birçok doğal olaylardan etkilenmektedir. Üstü açık bir fabrika olan tarımsal üretimde değişen iklim koşulları, beklenmedik doğal afetlere karşı ürünlerimizi teminat altına almak, daha güvenli bir üretim yapabilmek için ürünlerimizi sigorta yaptırmalıyız. Buradaki resim, gördüğünüz resimler, geçtiğimiz yıl Lapseki ilçesinde doludan zarar gören ürünler, yine Çanakkale'de meydana gelen bir afet sonucu zarar gören ürünlerimiz, biberde yine bir kadar dolu zararından çekilmiş örnekler.
nelere tarım sigortası yaptırabiliriz? Değerli yarışmacılar, bunlar sorularınız bu sunulardan çıkacak. Dikkatle dinleyelim. Nelere tarım sigortası yaptırabiliriz? Bitkisel ürünlerimize, büyük baş ve küçük baş hayvanlarımıza, kapalı sistemdeki kümes hayvanlarımıza, yetiştirilen su ürünlerine, aktif ve plakalı kovanlara sigorta yaptırabiliriz. Devlet prim desteği oranları neler? 2018 yılı itibariyle devlet prim desteği oranı tüm riskler için %50 oranında uygulanmakta. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise bu oran %60 oranında uygulanmakta. Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısıyla sigorta paketindeki diğer riskler hariç don riskinde 1/3 oranında ek prim desteği uygulanmakta. Dolu paketi dediğimiz standart sigorta paketinde neler var? Yani bir standart sigorta paketi yaptırdığımız zaman ürünlerimizi fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su bastırmak